Ahmet Hakan Biden gelecek, bizim muhalefetin dertleri bitecek mi? İddia ediyorum, Biden gelince bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak. Örneklerle gidelim, Biden Amerika Başkanı olarak mavi vatan falan tanımam çekilin Doğu Akdeniz'den orası Yunanistan'ın diye demeç verdiğinde ne olacak? Bizim muhalefet mecburen iktidarın yanında hizalanmak durumunda kalmayacak mı? Kemal Bey olmasa da Faik Bey mecburen Biden'a bu sözlerine katılmıyoruz Sayın Biden demek zorunda kalmayacak mı? Biden Amerika Başkanı olarak Türkiye Suriye'de harekat yapmasın, Suriye'de PKK, YPG devleti kurulsun dediğinde ne olacak? Bizim muhalefet gönüllü ya da gönülsüz iktidarcı bir pozisyon almayacak mı? Kemal Bey ve Meral Hanım Tayyip Bey'den bile daha fazla Biden karşıtı bir pozisyona geçmek mecburiyeti hissetmeyecek mi? Biden Amerika Başkanı olarak Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmemeli, Ermenistan'ın yanındayım dediğinde ne olacak? Bizim muhalefetimiz bu yaklaşımı sessiz sedasız geçiştirebilecek mi? Kemal Beyler, Ali Beyler, Meral Hanımlar, Ahmet Beyler kendilerini en azılı Biden karşıtı gibi yansıtmak zorunda hissetmeyecekler mi? Örnekleri daha fazla uzatmaya gerek yok sanırım. Şunu yazın bir kenara. Biden yüzünden bizim muhalefet doğru dürüst muhalefet bile yapamaz hale gelecek. Hatta ve hatta ah sarı kafa ah keşke Arizona'yı kaybetmeseydim falan diye dövünürlerse hiç şaşırmam. Orta Amerika'da sıradan bir gün. Türkiye'de ne zaman bir tarikat ya da bir dini yapı bir acayiplik yapsa, dinsel acayipliğin sadece Orta Doğu'ya özgü olduğunu düşünen aşırı batıcı kafalar şu yorumu yaparlar. Orta Doğu'da sıradan bir gün. Amerika'da Trump yanlısı tarikatların ve dini yapıların yaptığı acayiplikleri gördünüz mü? Kimin melekleri seçim sandıklarında yardıma çağırmak için dua seansları yapıyor, kimi yerlere kapanıp İsa'yı yardıma çağırıyor, kimi ayin üstüne ayin patlatıyor. Yani demem o ki aşırı batıcı kafalı arkadaşım, buradan batıya hatta en batıya gittiğinde de karşılaşacağın manzara pek değişmeyecek, sen gel yine de memleketinin kıymetini bil. Bakan Murat Kurum'la bir telefon görüşmesi. Dünkü yazımda eleştirmiştim. Demiştim ki vatandaşa riskli binalarda oturmayın demeyin. Alternatif sunun. Adamlar keyiflerinden oturmuyorlar o binalarda. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aradı. Kendisiyle uzun bir telefon konuşması yaptım. Önemli şeyler söyledi Bakan Kurum. Öncelikle riskli binaların tespiti ve yıkılması ile ilgili kuralı anlattı. Vatandaşımız eğer oturduğu binayı riskli görüyorsa, kolayca tespit yaptırabilir, bunun yolu açık, bunun için binada oturanların anlaşması gerekmez, bir kişi bile başvursa yeter. Vatandaş bizim yetkilendirdiğimiz kuruluşlara başvuru yapacak ve binasının riskli olup olmadığını tespit ettirecek. Eğer oturduğu bina riskli ise, yerel yönetimin o binayı 60 gün içinde yıkması gerekir, eğer yerel yönetim 60 gün içinde yıkmazsa, bakanlık binayı yıkar, kural budur.'' Peki ama riskli binadan çıkan vatandaş ne yapacak? Nerede barınacak? Benim üzerinde durduğum asıl konu buydu. Bakan Murat Kurum bu konuda da şunları söyledi. Biz vatandaşımızı yalnız bırakmayız. %40'lara, %50'lere varan indirimlerle yeni ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. 15 yıla varan vade hakkı tanıyoruz. Taşınma yardımı yapıyoruz kira yardımı yapıyoruz. Yani riskli binalarda oturmayın deyip bırakacak bir anlayışa sahip değiliz. Vatandaşımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bu işin asıl çözümü kentsel dönüşümdür. Bu siyaset üstü bir konudur. Bakanlık, belediye, vatandaş hepimiz el birliğiyle bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Bu yaklaşıma hiçbir itirazım olmaz. Olamaz. Riskli olduğu bilinen bir binada vatandaşlarımızın oturmasına göz yummak cinayettir ama alternatifi sunmamak da vicdansızlıktır. Murat Kurum'la konuştuğumda şunu fark ettim. Kendisi hem olayın cinayet tarafının hem de vicdansızlık tarafının farkında. Her iki konuda da duyarlılığı yüksek. Açıkçası memnun oldum hem de çok. Ahmet Hakan Hürriyet. Ahmet Hakan. Riskli binalarda oturmayın diyen çok sayın yetkili vatandaşlarımıza riskli binalarda oturmayın diyorsunuz çok sayın yetkili bey tamam iyi diyorsunuz güzel diyorsunuz ama çok sayın yetkili bey bu insanlar keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki aman şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyor bu insanlar yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi. Niye anlamıyorsun çok sayın yetkili bey? Başka seçenekleri yok bu insanların. Mecburlar, mecbur. Mecbur oldukları için oturuyorlar o riskli binalarda. Çok sayın yetkili bey, vatandaşlarıma sesleniyorum. Riskli binalarda oturmayın diye hiçbir işe yaramayan, empati yoksunu, anlayışsız mı anlayışsız boş beleş açıklamalar yapmak yerine riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza uygun alternatif planlar sunun. Onların dertlerine derman olun, onlar için bir şeyler yapın. Sizden beklenen budur, size düşen görev budur. Şunu hiç unutmayın, riskli binalarda oturulmayacağını. En çok da riskli binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşlarımız bilirler. Tavsiyenize zerre kadar ihtiyaç yok yani. Neden Trumpçıyım? En son tahlilde intizamsız biçimde dans eden yaramaz olan çocukları gibi hiç zapt edilemez bir tip ya işte onun için kurulu düzenin en büyük ve en kibirli devleri ta en baştan beri buna hiç tahammül edemediler ya. İşte onun için. Biden gibi akmaz, kokmaz, bulaşmaz, acayip renksiz bir adamın karşısında sinir bozucu bir renk cümbüşü gibi kaldı ya işte onun için. Suriye'de asker beslemek, Irak'a demokrasi götürmek, Afganistan'a para gömmek hiç aklına yatmıyor ya işte onun için. Yenilgiyi hazmedememek, hile var diye ortalığı karıştırmak, oylarımı çaldılar diye ayağa kalkmak gibi bize benzeyen halleri var ya işte onun için. Elinden başkanlık makamı gittiği anda geceleri rahatça uyuyamayacakmış gibi kendine acındırıyor ya işte onun için. Korkunç deliliğiyle olağanüstü öngörülemez oluşuyla, şaşırtıcı derecede çılgınlığıyla tüm dünyanın biricik eğlencesiydi ya, işte onun için. Ne yalan söyleyeyim, bütün bu halleriyle bizim de birazcık işimize yarıyor gibi bir durumu vardı ya, işte onun için.'' Midem Bulandı. Miden Bulandı 1. Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışan bir adam dalmış sütün içine Kleopatra gibi süt banyosu yaparken video çekip yayınlamış, bir filmden aldığı şarkıyı da eklemiş videosuna. Miden Bulandı 2. Elif kızımız itfaiyecimizin parmağını tutmuş ve o tutuş çok meşhur olmuştu ya bir bardağın üstüne bunun resmini çizmişler, 50 liradan satmaya başlamışlar. Yamyamlık bu değilse nedir acaba? Tarikatlar ve deprem konusunda dört şey. 1. Tarikatsan, cemaatsen, hayır hasenat işine odaklanmışsan koşacaksın deprem bölgesine. Dertlere derman olacaksın. Öyle bir koşacaksın ki her görüşten insan sana saygı duyacak, kafayı cinsellikle bozmuş vaz videolarının yerine yardıma koştuğun videolar dolaşacak ortalıkta. Geçen günkü yazımda söylemek istediğim tam da buydu. İki bunları niye başka derneklere, kurumlara söylemiyorum da tarikatlara ve cemaatlere söylüyorum çünkü tarikatın, cemaatin hayır hasenat gibi birincil hedefi olması gerektiğine inanıyorum. Asıl iddiasının bu olması gerektiğine inanıyorum. Bağlı olduğu inanç değerlerinin bunu gerektirdiğine inanıyorum. 3. Hiç mi tarikat cemaat yoktu İzmir'de? İşte bu noktada yanlış yaptım. Çok özür bunun için varmış. Bu tür yapılarla hiç alakası olmayan bir arkadaşım deprem bölgesinde çırpınıp duran Beşir adlı derneğin çalışmalarına hayran kalmış. Menzile bağlıymış galiba bu dernek. Helal olsun kendilerine. Başka başka dernekler yapılar da varmış İzmir'de. Hepsinden Allah razı olsun. 4 ama şunun altını çizmeye de devam ediyorum. Edeceğim. Bu yapıların temel motivasyonu maalesef devlet içinde kadrolaşmaya, ticaret yapıp holdingleşmeye, kendi mürit dünyasını genişletmeye yöneliktir. Oysa temel motivasyonları İzmir'in, Elazığ'ın yardımına koşmak olmalıdır. Alın size ikinci saraya giden CHP'li vakası. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş: Millet İttifakı'nın dağılması için belli kişilere para verilerek parti kurma çalışmalarına destek veriliyor. Sormuşlar. Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz? Cevap vermiş. Sadece o değil. Hani bir ara günlerce saraya giden CHP'li tartışması yapmıştık ya. Sanırım bu da öyle bir olay haline gelecek. Baksanıza Muharrem İnce şimdiden Kimmiş bu saraydan para alan CHP'li? Kemal Kılıçdaroğlu bunu açıklamalı diye ortalığı inletmeye başladı. Gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya açıklık getirmesi şart. Millet ittifakını dağıtmak için iktidar kimlere para veriyor açıklamalı. Sadece o değil diyerek Muharrem İnce'yi kastettiğine göre Muharrem İnce iktidardan ne zaman ve kaç para almış buna dair bir kanıtı var mı açıklamalı. Sadece İnce değilse başka kimler açıklamalı? İsimleri paylaşması tabii ki yetmez. Elinde buna dair kanıtlar var mı? Açıklamalı. Bakalım açıklayacak mı Kemal Kılıçdaroğlu? Yoksa tıpkı Saray'a giden CHP'li vakasında olduğu gibi susarak geçiştirmeyi mi tercih edecek? Ahmet Hakan Hürriyet